Bana neler oluyor? Gerçekten aklımı mı kaybediyorum? Tam da doğruları bulmak isterken daha kendim hakkındaki gerçekleri bilmiyorum. Kimseye güvenemiyorum. Kendime bile güvenemiyorum. Yüce Tanrım, merhamet et. Neler oluyor bilmiyorum. Merak etme Bela, seni asla yalnız bırakmayacağım. Burada hep yanında olacağım. İhtiyacın olduğunda yanında olacağım, her zaman. Kim o? Bela, uyandın mı? Evet, sesini duydum ve uyandım Mahir. Özür dilerim, seni uyandırmak istememiştim. Ama merak ettim seni Bela. İyi misin diye buraya bakmaya gelmiştim. Sen de biliyorsun, deri değiştireceğin zaman sağduyunu kaybedersin. Herkese tehlikeli olarak görürsün Ruhi. Ve onlara saldırırsın. Asıl ben senin için endişeleniyorum Mahir. Eğer Vikrant'ın söylediği doğruysa bu durumda tehlikede olan sensin. Hayır, burada olmamalısın Mahir. Yüce Tanrım, eğer Mahir beni bu halde görürse... Bela, ne yapıyorsun? Neden perdeleri kapatıyorsun? Tamam, ışığı açacağım, merak etme. Hayır hayır Mahir, ışık istemiyorum. Başım çok ağrıyor, migrenim tuttu yine, o yüzden ışık açma, çok parlak. İstemiyorum. Bela, sen iyi değilsin. Her ne yapıyorsan seni anlıyorum. Soğuk hissediyorsun, kendini kapatıyorsun, yani suçluluk duyuyorsun. Sen iyi değilsin Bela. Bana gözlerini göster. Eğer gözlerin sarıysa o zaman iyi olmadığını anlayacağım. Bela, bana gözlerini Yüce göster. Yüce Tanrım, gözlerimin rengi değişiyor olmalı. Ona yılan gözlerimi gösteremem. Bela, lütfen bana bak ve gözlerini aç Bela. Tamam, ışıkları açmayacağım. Sana telefonun ışığıyla Mahir, bakacağım. Mahir, lütfen bunu yapma. Bela, bana gözlerini göstermezsen nasıl bilebilirim? Her şeyi öğrenirsin. Bu yüzden gözlerimi açmıyorum Mahir. Bela, ağlıyor muydun? Şimdi anladım. Ağladığın için gözlerini açmıyorsun. Mahir, uyumak istiyorum. Lütfen gider misin? Lütfen. Bela, hiçbir yere gitmiyorum. Senin iyi olduğundan emin olana kadar yanındayım ben. Bana iyi olduğunu kanıtla o zaman. Tamam. O zaman git ve göz damlasını getir. Bir şey gözlerimi acıtıyor. Belki iyi gelir. Tamam. Gözlerini ben acıtıyorum. Başka bir şey yapalım o zaman. Bekle. Mahir, bunu komik falan mı sanıyorsun? Alo? Mümkün değil. Hayır, gelemem. Tamam. Ne oldu? Hiç, arkadaşlarımdan biri New York'tan dönmüş de. Beni... Çağırıyor da gitmeyeceğim ama seninle kalacağım. Neden gitmiyorsun Mahir? Bela, hiçbir yere gitmiyorum ben. Mahir seni bu vakitte aramış. Sana ihtiyacı var belli ki. Diğerleri de evde sonuçta. Ben iyiyim, sen git. Bela, seni bırakıp gitmeyeceğim. Gitmelisin Mahir, güven bana. Gerçekten gitmelisin. Biraz olsun güveniyorsan git. Seni arayacağım o zaman. Ve telefonumu açacaksın, tamam mı? Sakın açmamazlık etme. Alo? İyi misin? Alo? Alo?
Bak telefon bile çekmiyor. Beni aradığın zaman açacağım, söz. Söz veriyorum. Aradığın gibi açacağım. Şimdi git lütfen Mahir. Hadi git lütfen. Gitmek istemiyorum ama eğer telefonumu açacaksan... Hemen dua etmeye başlamalıyım. Yoksa gözlerimin rengi değişecek. Bela, neden beni kendinden uzaklaştırıyorsun? Böyle söyleme Mahir. Sana iyi olduğumu söylemiştim. Bana bir şey olmayacak, merak etme. Sana hiçbir şey olmayacak. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Sen benim her şeyimsin. Alo? Şimdi arabaya geçtim. Evet, evet, geliyorum. Sen... Burada ne işin var? Yine aynı şeyi yaptın. Tekrar yaptın işte. Bana söyleyebilirdin. Buraya gelmem iyi oldu. Ya benden başka biri gelseydi? Anlamadım. Ne? Ne diyorsun sen? Sana bir şey göstereceğim, gel. Ne? Bu kim? Polo? Polo yenge. Polo yenge öldü mü? Sen ne yaptın? Ne yaptığının farkında mısın? Hayır. O bir rüyaydı Vikrant. Onu rüyamda gördüm. Yani o gerçek miydi? Hayır, o gerçek değildi. Keşke bir rüya olsaydı. Keşke Polo'yu öldürmemiş olsaydım ve keşke ondan sonra bunu yapmasaydım. Camına? Kimse kim işte, anlamıyorum. Onu neden öldürdün? Ben öldürmedim. Onu neden öldüreyim? Ve ayrıca o burada değildi. Ben burada uyuyordum. Sana su getirmeye gelmişti. Ve sen de onu Polo mi sandın ve öldürdün. Bak Suray orada duruyor işte. Bu nasıl olabilir? Sana söylüyorum Ruhi. Derini değiştireceğin zaman tüm kontrolünü yitirirsin. Bunu sürekli unutuyorsun. Ama onu öldürdüğünü hatırlamıyor olman mümkün. Vikrant Camuna burada çalışıyor. Onu tanıyorum. Onu nasıl Polo zannedebilirim? Sen illüzyona kapılmışsın. Az önce kendin söyledin. Gerçekle rüyayı bile ayırt edemiyorsun, değil mi? Söylesene işte. Hayır, o sadece bir rüyaydı Vikrant. Dinle ve ne dediğimi anlamaya çalış. Bir kez olsun dinle beni. Dinle. Derini değiştireceğin zaman her şeyi unutursun. Seni suçlamıyorum. Onu yanlışlıkla öldürmüş olabilirsin. Tüm bunlar Dolunay yüzünden oluyor. Vikrant, yalan söylemiyorum. İnan bana, onu ben öldürmedim. Yemin ediyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Yanlış yere böyle yemin etme. Tanrı korusun. Sana bir şey olursa kendimi asla affedemem. Bir şeyler düşüneceğim, tamam. Ne yaparım bilmiyorum gerçekten. Merak etme. Sana yardım etmeye geldim. Ben her zamanki gibi yanındayım. Onu ortadan kaldıracağım. Sen endişelenme. Yat ve uyu. Sen sakin ol ve kafanı dinle, tamam mı? Ha? Hiç merak etme, her şey yoluna girecek. Ha? Anlıyor musun? Sakin ol, tamam mı? Ben halledeceğim. Bana gerçekten güvenebilirsin Rui. Lütfen güven bana. Sana söz veriyorum, her şeyi düzelteceğim ben.
Numaran takır takır işliyor anne. Ruhi söylediğim her şeye gözü kapalı inanıyor. Bana çok güveniyor anne. Bana gözü kapalı güveniyor. Her dediğimi dinliyor anne. Her şeyi dinliyor. Sana güveniyorum Vikrant. Ve senin bir sahtekar olduğunu biliyorum. Sen bir yalancısın. Ben kimseyi öldürmedim. Boynumdaki kolye zehrimi kontrol etmemi sağlıyor. Ve bu duruma geldiğimde kimseye zarar vermem. Bana karşı böyle oyunlar oynayacağını biliyordum. Bu yüzden bu nişanı taktım. Böylece senin hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarabileceğim Vikrant. Neyin peşinde olduğunu öğreneceğim. O gerçeği bilmiyor. Koskocaman bir yalana inanıyor anne. İlk defa 200'de olmaktan gurur duyuyorum, biliyor musun? Ve seninle de gurur duyuyorum anne. Anne, yaptığın hamle çok akıllıcaydı ve Dolunay'ı da unutmadın. Ruhi derisini değiştirecek ve çok zayıf düşecek. Bu durumdayken eğer biri onu üçüncü gözünden ısırırsa onu 24 saat kontrol edebiliriz anne. Böylece ona istediğimiz her şeyi sınırsızca yaptırabiliriz. Israrla anlamadığın şey, senin tuzağına düştüğümü sanmam. Ama tıpkı senin rol yaptığın gibi, ben de rol yapıyorum Vikrant. Ortağının kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorum sadece. Polo sanmıştım. Ama o öldü. Bunun anlamı Polo... Polo bu planın parçası değildi. Yoksa bu şekilde ölmezdi. Ama o halde Vikrant'ın konuştuğu o kişi kim, bunu merak ediyorum. Bu yüzüğü buradaki herkese yaklaştırdım. Öyleyse neden yakalayamadım? Vikrant'a bu kadar yakın olan kişi kim? O kime bu kadar güveniyor olabilir? Bir adam olamaz. Çünkü partide bu yüzük hiçbir erkeğe doğru gitmemi istememişti. Öyleyse kadın olduğu kesin. O gerçekten de Vikrant'ın annesi mi? O hayatta mı? Bunu nasıl bulacağım? Yüzük neden beni doğrudan annesine götürmedi? Eninde sonunda elime düşeceksin Vikrant. Düşeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.